Evet, maddenin halleri ikinci bölümdeyiz. Katılar işleyeceğiz. Katılar arkadaşlarım derinlemesine inceleyeceğiz bu sefer. Hani geçen bölümde dediğim gibi katı, sıvı, gaz bunları karşılaştırmalı yapmıştık. Şimdi derinlemesine inceleyeceğiz. Daha sonra sıvılar ve gazlar var. Hepsi ayrı ayrı. Hepsinin de ayrı alt başlıkları var otomatikman. Bir kere katı ne demek? Katı sıvının soğuduğu zaman dönüştüğü haldir arkadaşlar. Bir kere şöyle düşünelim. Elimizde sıvı var mesela. Sıvının tanecikleri nasıldır arkadaşlarım? Şöyle bir kap olsun. Tanecikler birbirine biraz uzaktır. Biraz ama. Katı kadar sık istiflenmiş değillerdir. Bunları soğuttuğunuz zaman aralarındaki çekim kuvveti artıyor. O kimyasal türler arası etkileşimlerde çalıştığımız şeylerden bahsediyorum, bağlardan bahsediyorum. O çekim kuvvetlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla bunlar birbirine yaklaşmaya başlıyor. Yaklaşınca da sevgili arkadaşlarım neye dönüşüyor? Katıya dönüşüyor. Katılar arasındaki çekim kuvveti değiştikçe farklı özellik gösteriyor. Yani yapılarındaki çekim kuvvetleri, hangi tür çekim kuvvetiniz varsa ona göre farklı katının ismini alıyorsunuz. Genel olarak katıları biz ikiye ayırırız. Amorf ve kristal katılar arkadaşlar. İlk etapta ikiye ayıracağım. Daha sonra yan tarafta da görebileceğiniz üzere kristal katılar dörde ayıracağız. Asıl zaten doğadaki katıların birçoğu kristal yapıdadır. Çok az amorf katı örneği vardır. Ben bunları biraz daha Türkçeleştirmek istiyorum. Yani aklımızda kalması amacıyla arkadaşlar. Amorf katılara düzensiz katılar diyebilirsiniz. Düzensiz. Birazdan da zaten çalışırken göreceksiniz. Bunların sıralanması tamamen gelişi güzeldir. Kristal yapılarda kristal katılarda da düzenlilik söz konusu. Düzenli katılar bunlar. Şimdi bunları önce karşılaştıralım. Daha sonra ayrıntılarına girelim. Dediğim gibi ilk farkı birinin düzensiz, diğerinin düzenli katı olması. Yani taneciklerin tamamen düzenli veya düzensiz istiflenmesiyle, bu şekilde gelişi güzel istiflenmesiyle alakalıdır. Şimdi bir kere her iki katı da sert katıdır arkadaşlar. İkisi de serttir. Sertlik konusunda bir sıkıntı yok. Sıkıştırılabilme konusunda bir sıkıntı yok. Zaten katılar için biz genel olarak sert ve sıkıştırılabilir diye geçen bölümde söylemiştik. Belirli bir şekil, işte burada fark söz konusu. Düzensiz katılar belirli bir geometrik şekle sahip değillerdir. Adı üstünde zaten düzensiz. Ama kristal katılar kesinlikle belirli bir şekle sahiptir arkadaşlarım. Örnek olarak cam, plastik, lastik. Bunu meşhur 3 örnek arkadaşlar. Bunların arasında hatta birazdan tereyağından koyacağım. Bu üçü düzensiz katıların en meşhur örnekleridir. Düzenli katıların örnekleri de bunun dışında kalan tüm katılar şeklinde söyleyebilirim. Buraya da örnek olarak buz, tuz, şeker gibi katıları örnek olarak vermiş. Öncelikle amorf yani düzensiz katıları bir çalışalım. Tanecikler düzensiz ve gelişi güzel istiflenmiştir. Yani belirli bir sıralamada değil arkadaşlar. Zaten hemen göz ucuyla yan tarafa baktığınız zaman iyonik katılarda bir düzen söz konusu. Ama bu iyonik katılarda kristal katıların bir alt türü zaten. Amorf katılarda böyle bir düzen kesinlikle yok. Kesilmedikçe veya eritilmedikçe belirli şekilleri yoktur. Mesela tereyağını düşünün. Tereyağı ilk yapıldığı zaman belirli bir şekle sahip olmaz. Siz onu kendiniz şekle sokarsınız. Eritip bir kabın içerisinde şekle sokabilirsiniz veya keserek belli bir şekil verebilirsiniz. Belirli erime noktaları yoktur. Erime noktaları yoktur ama başka bir sıcaklık türü var. Başka bir noktaları var bunların arkadaşlarım. Bunlar ısıtılınca belli bir sıcaklık aralığında yumuşayıp akışkanlık kazanıyorlar. Yine tereyağından aklınıza getirebilirsiniz. Bu sıcaklığa da camsı geçiş sıcaklığı deniyor arkadaşlarım. Bu sadece amorf katılara özel bir durum. Bunların erime noktaları kesinlikle yok. Kristallerin olacak ama erime noktası. Örnek olarak cam, lastik, plastik yukarıda da söylemiştik. Ek olarak da tereyağını da buraya yazdık arkadaşlarım. Biz genel olarak zaten soru tiplerinde aşağıdakilerden hangisi amorf katıdır diye sorduğumuzda bu dördünü veya buna benzeyen yapıları arayacaksınız. Ama bunun dışında kalan tüm katılara kristal katı diyebilirsiniz. Kristal katılara geçelim o zaman. Kristal katı amorf katıya göre düzenli bir şekilde istiflenmiştir. Yine göz ucuyla yan taraftan baktım. Hakikaten de
Düzenli. Bakın tanecikler gayet düzenli. Sert ve sıkıştırılabilirler. Bunlar amorf katılarda da var bu özellikler. Ve amorf katıdan ayrıldığımız yer belirli geometrik şekillerinin olması. Yani kendine ait şekli katıların vardır. Biz geçen bölümde şöyle söylemiştik. Katıların kendine ait şekilleri ve hacimleri vardır. Evet vardır. Ama katınız eğer amorf katıysa, yukarıdaki katı türündense, onların kendine ait bir şekilleri yok arkadaşlar. Daha doğrusu siz müdahale etmedikçe yok. Öyle söyleyelim. Dört gruba ayrılıyor. Bunlar iyonik, moleküler, kovalent ve metalik katılar. Bunları şimdi teker teker inceleyeceğiz. Ayrıntılarına gireceğiz arkadaşlar. Genel olarak şöyle söyleyebilirim ki iyonik katılar, iyonik bağlanmış katılar. Ya iyonik bileşiklerin katıları. Moleküler için daha çok dipol gibi polar yapılardan bahsedebilirsiniz. Molekül yapısındaki maddelerden bahsedebilirsiniz. Kovalent katılar, elmas, grafit gibi ağ örgülü kovalent katılar ismini alabiliyor. Metalik katılar da bildiğiniz metallerdir. Şimdi ayrıntılarına teker teker girelim. İyonik katılardan başlayalım. Bu iyonik katıları biz aslında iyonik bileşiklerin içerisinde söyledik. Burada yazan bazı şeyleri orada da söylemiştik. Bir kere bunlar zıt yüklü iyonların elektrostatik yani artı eksi arasındaki çekim sayesinde. Bu çekim kuvvetleri sayesinde bir arada tutulduğu katılardır. Şimdi şekle dikkat ederseniz zaten burada bir iyonik katı şekli var. Yeşil ve burada mor renkli iyonlar birbirine bağlı arkadaşlarım. Her bir iyon diğeri tarafından çevrelenmiş haldedir. Yani yeşil renkli iyonun etrafında mor renkli iyonun etrafında da yeşil renkli iyonlar bulunur. Sürekli artı ile eksi arasında bir çekim kuvveti vardır ve bu sayede bir arada kalırlar ve bu artı eksi çekim kuvveti sayesinde de bunların bağları sağlamdır arkadaşlar. İyonik kristallerde tekrar eden birimlere birim hücre deniyor. Kimyanın sembolik dilini çalışırken iyonik ve kovalent bağlı bileşiklerde şöyle bir farktan bahsetmiştim arkadaşlarım. İyonik bağlı bileşikler moleküler yapıda değildi. Kovalent bağlı bileşikler molekülerdi ama iyonik bağlı bileşiklerde moleküler özellik yoktu arkadaşlarım. Onları biz birim hücrelerden oluşuyor veya kristal örgü yapısına sahip bileşikler şeklinde söylemiştik arkadaşlarım. Bir başka özelliğimiz güçlü etkileşimlerle bir arada tutuldukları için yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptirler. Az önce söyledim. Bu artı eksi arasındaki çekim kuvveti sayesinde aslında sağlam bağlardır bunlar. Dolayısıyla erime kaynama noktaları yüksek değerlere sahiptir. Bunun dışında kırılgan, işlenemez. Zaten tuzu düşünün. İyonik katı deyince aklınıza direkt tuz gelsin. İşlenemezler. Katı halde elektriği ve ısıyı iletemezler. Evet, tuz katı halde elektriği iletemez. Ama sıvısı yani erimiş tuz, eriyik tuz veya sulu çözeltisi yani tuzlu su gibi halinde iletebiliyorlar. Örnek olarak tuz çeşitleri verilebilir. En meşhuru zaten sodyum klorür. Bizim bildiğimiz yemek tuzu. Bunun dışında anyon ve katyondan oluşturur. Yani metale metal bileşikleri komple arkadaşlarım bunu örnek olarak verebilirsiniz. Magnezyum bromür, kalsiyum oksit, kalsiyum klorür gibi. Burada yine sodyum klorürün yapısı şekil olarak verilmiş. Bakın yeşil ve turuncu iyonlar yine birbiri tarafından çevrelenmiş halde. Yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfada diğer katı türlerine bakalım. İkincisi moleküler katılar. Moleküler katılar burada katıyı oluşturan moleküllerin dipol dipol, lambda ve hidrojen bağları gibi zayıf etkileşimlerle bir arada tutulması. Tamamen bu etkileşimleri kullanıyoruz. Zaten dipol dipol hatırlarsanız polar yapılar içinde. Ve lambda kuvvetleri apolar yapılar içinde. Ki bunlar moleküler halde yer alıyordu zaten. Hidrojen bağları da aynı şekilde polarlar arasındaydı. Bu tarz katılar moleküler katı adını alıyor. Diğer kristal türlerine göre yani iyonik, metalik ve kovalent katılara göre daha yumuşak ve erime kaynama noktaları daha düşüktür. Zaten diğerlerini tanıdıkça moleküler katıların ne kadar
bağlarının daha zayıf olduğunu göreceksiniz. Elektriği ve ısıyı iletemezler. Örnek olarak bakın, naftalin, karbonhidrojenli bir yapı, apolar bir yapı mesela bakın, iyot, apolar bir yapı, kuru buz, karbondioksit, apolar bir yapı, şekerde hidrojen bağı var, yine kükürt, apolar bir yapı, su, polar bir yapı. Yani ister istemez kimyasal türler arası etkileşimlere yine buradan bir selam göndermek zorundayız bu konuda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu tarz örnekler moleküler katı sınıfına dahil ediliyor. Şimdi şöyle bir soru geldi diyelim. Aşağıdakilerden hangisi moleküler katıdır? Bunu tespit ederken tavsiyem şu olacaktır. Şıklarda iyonik katılar varsa silin. İyonik katılar çok rahat tanınır. İyonik bileşikse iyonik katıdır. Birazdan göreceksiniz silisyum bileşikleri, elmas grafit gibi, toprak gibi yapılar arkadaşlarım. Onlar da kovalent katılar olacak. Onları da silersiniz. Metaliklerde yine metalli atomlarını da silersiniz. Geriye kalanlar moleküler katı olarak sınıflandırılabilir. Yani bu şekilde rahat bir ayırt etme yöntemi var. Zaten birazdan örnekte çözeceğiz. Üçüncüsü kovalent katılar. Kovalent katılar çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla bir arada tutulduğu kristal içerisinde üç boyutlu bir ağ yapısında bulunan katı türüdür. Bu katılara ağ örgülü kovalent katı da denir. Evet, bir ağ örgüsü yapısı var arkadaşlar, üç boyutlu. Bunlara örnek olarak silisyum bileşiklerini verebilirsiniz. Silisyum toprağın ana yapısı aslına bakarsanız. Kuvars yine silisyum bileşiği. Elmas, grafit, bunlar allotroplardır. Mesela elmas 4 tane karbondan, grafit 6 tane karbondan oluşur. Bunlar kovalent katılara örnek. Elmas ve kuvars diğerlerine göre daha yüksek erime noktasına sahiptir. Diğerleri dediğimiz zaten genel olarak silisyum bileşikleri ve bunların erime kayma noktaları elmas kuvarsa göre daha düşük oluyor arkadaşlar. Burada da zaten resimde de görebileceğiniz üzere elmasla grafit arasında aslına bakarsanız sadece iki karbon fark vardır. Ama ikisi arasında da müthiş derecede bir değer farkı da var. Şöyle söyleyeyim, elmas grafitin daha uzun süre daha yüksek sıcaklıklarda ve daha yüksek basınçta toprağın altında beklemiş halidir. Elmasla grafit arasındaki fark budur arkadaşlar. Metalik katılar dördüncüsü. Metal atomuna ait pozitif yüklü iyonlar ile serbest değerlik elektronlarından oluşan elektron denizi arasındaki metalik bağlarla bir arada tutulan kristal türüdür. Şimdi burada ne demek istiyorum? Normalde arkadaşlarım şöyle bir kutu çizelim. Bunun içerisinde elektron denizi dediğimiz değerlik elektronlarından oluşan elektron denizi dediğimiz şöyle yükler vardır. Bunların içerisinde de artılar. İşte metallerin yapısı aslına bakarsanız temel mantık budur. Temelinde yine artı eksi çekim kuvveti var aslına bakarsanız. Metaller yine periyodik sistemde çalıştığımız üzere işlenebilip tel levha haline getirilebiliyor. Isıyı, elektriği çok güzel iletiyorlar arkadaşlarım. Sert, dayanıklı ve yüzeyleri parlaktır. Ancak erime noktaları çok geniş bir sıcaklık aralığında değişir. Yani erime noktası kesinlikle çok yüksektir diye bir yorum yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Şimdi bakın, şurada gördüğünüz altını çizdiğim 4 tane arkadaşım. Aslında buradan kurşunu çıkartabilirsiniz. Bunlar arkadaşlarım sert metallerdir. Hatta bunlar B grubudur. Sadece bir kurşun 4A grubuna ait. Diğerleri B gruplarının içerisinde. B gruplarına biz geçiş metalleri, ağır metaller diyorduk. Şurada diğer 3 tanesi sodyum, potasyum, magnezyum. Bunlar da aktif metaller. Hani yine periyodik sistemden hatırlayacağınız üzere A grupları metalleri. Bu A grubu metalleri genel olarak erime kaynama noktası düşüktür ve yumuşaktır. B grubu metalleri yine genel olarak söylüyorum tabii ki daha sert metallerdir, ağır metallerdir. Bunların metalik bağları daha güçlüdür. Dolayısıyla erime kaynama noktaları da yüksek denilebilir arkadaşlarım. Burada resimlerde kurşun ve altın cevherleri var. Örnek olarak bunlar verilmiş arkadaşlar.